Arkadaşlar merhaba. Bugün İsveç'te bir adadan yük alacağız. Öland isimli bir adadan yük alacağız. Ve adayı çepeçevre dolaşıp Kalmar'a bu yükü boşaltacağız. İsveç daha önce bu İsveç'in Gotland isimli bir adasından da bir yük alıp adada kısa bir tur atıp tanıtmıştım bu adayı da. Şimdi bu İsveç adaları Bengan isimli bir arkadaşın hazırladığı harita. Bunu hem Promot'la hem de normal varsayılan haritayla yani SCS'nin varsayılan haritasıyla kullanabiliyoruz. Hatta TSM ile bile kullanma imkanı var. Dolayısıyla bu neredeyse bütün harita kombinasyonlarına eklediğim bir harita. Oldukça da güzel, keyif alacağınız bir harita bu. Bugün bu harita ile ilgili bir plan yapmadım aslında ama İsveç'le ilgili küçük de bir hikaye anlatayım istemiştim bu gezi sırasında. Ama dün yani ayın 26'sı artık dün oldu. Ben bunu gece yarısı yapıyorum. Ayın 27'sine girdik ama artık dün diyebiliriz. Ayın 26'sı Türkiye'yi de oldukça etkileyen bir felaketin 33. yıl dönümüydü arkadaşlar. Bu 1986 yılında 26 Nisan günü Çernobil faciası yaşanmıştı. Binlerce insan hem bu faciadan kısa bir süre sonra hem de facia esnasında ölmüştü. Bu o zamanlar Sovyetler Birliği'ydi. Şimdi Ukrayna sınırları içinde kalıyor Çernobil. Sovyetler Birliği'nin o dönem açıkladığı ölü sayısı işte bu hem patlama sırasında hem patlamadan sonra kimyasal daha doğrusu radyasyona maruz kalıp ölenlerin sayısının 8.000 civarında olduğunu açıklamıştı Sovyetler Birliği. Tabi bu hala tartışılan bir rakam. Çünkü bu felaketin etkileri sadece felaketin yaşandığı sırada ortaya çıkmadı. Felaketin yaşanmasından sonra da uzunca bir süre çeşitli hastalıklarla doğan, işte sakat doğan çocuklar, kanser vakalarındaki artış vesaire gibi şeyler bu ölümlerin yani bu bildirilen sayının içinde yer almadığı için aslında ciddi olarak bu felaketin insanlara nasıl etki ettiği anlaşılamadı. Hala bile bugün tartışılan bir konu bu aslında. Şimdi ben de bugün bu konudan kısaca bir bahsederek herkes duymuştur Çernobil'i ama Çernobil'i duyup da en azından konu hakkında çok fazla araştırma yapmamış insanlar için, arkadaşlar için bir bilgilendirme yapayım. En azından farkındalığı arttırmak açısından belki bir yararı dokunur diye düşündüm. Siz bu seyahatte etrafınıza bakarken en azından haritanın kalitesi hakkında fikir sahibi olurken bir yandan da beni dinlersiniz. Böylece ben de size bir takım şeyleri anlatma fırsatı bulmuş olurum diye düşündüm. İsveç'le ilgili hazırladığım bazı şeyler vardı. Onları da bir dahaki sefer artık başka bir İsveç gezisi sırasında anlatırım. Şimdi arkadaşlar bu Çernobil denen yer Sovyetler Birliği sınırları içindeydi ama bugün yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bugün Ukrayna toprakları içinde kalıyor Çernobil. Rusya demeyelim de Sovyetler Birliği'nin o dönem çünkü
Sovyetler Birliği'nin yüz akı olan işte medeniyetinin, Sovyetler Birliği medeniyetinin geldiği noktayı gösteren en büyük yapılarından biriydi Çernobil. Öyle ki hemen Çernobil'e 3 kilometre mesafede Pripyat denen bir şehir kurulmuştu. Bu Çernobil'de çalışan insanların yaşayabilecekleri bir kentti bu. Çernobil'de çalışan herkes hem iyi ücretler alıyordu hem de bu şehirde yaşıyordu. Birçok imkanla donatılmıştı şehir. İşte Luna Parkı'na kadar her şey vardı. Yani insanların ihtiyaç duyabilecekleri her şeye sahipti o dönem. Bu Çernobil ile ilgili birkaç tane belgesel var YouTube'da. Bunlardan bir tanesinin Türkçe dublajlı bir tanesinin linkini de paylaşacağım ben. Videonun açıklamasında izlemek isteyen arkadaşlar oradan da izleyebilirler. Nükleer santrallerin sebep olabileceği felaketler hakkında fikir sahibi olmak için. Tabii bu Çernobil dünyadaki ilk nükleer felaket değil. Bu Amerika'da da Three Mile Island diye bir yerde bir nükleer santralde bir patlama meydana geldi. Yine bir kaza meydana geldi. Ondan sonra Fukushima denen yerde bir tsunami arkasından bir kaza meydana geldi. Ve bu kazalar sadece yaşandığı gün etki etmiyorlar arkadaşlar. Onlarca yıl, hatta yüzyılı aşkın bir süre etkileri geçmiyor bunların. O yüzden nükleer santraller aslında oldukça tehlikeli. Tehlikeli ama dünyanın da enerji ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. İnsan nüfusu artıyor. Teknoloji ilerledikçe, sanayi ilerledikçe enerji ihtiyacı doğuyor. Bu enerji ihtiyaçlarının da ucuz olarak temin edilmesi gerekiyor. Ve nükleer santraller ucuz enerji temin etmenin bir yolu. Dünyada 400 küsür tane, yanlış hatırlamıyorsam, 400 küsür tane çalışmakta olan nükleer enerji santrali var. Fransa bu konuda başı çekiyor. Bu arada yük alacağımız yere de geldik arkadaşlar. Buradan yükümüzü alıp ondan sonra adanın etrafında bir tur atacağız. Neler var bir bakalım. Evet, Öland Adası'ndayız şu anda. Buradan kısa mesafeli bir yük bulalım. Evet. Kalmar'a bir yük alabiliriz buradan. Şansımıza Kalmar'da çıktı. Bu arada arkadaşlar bu Zor Park Yerleri isimli bir tane mod var. Bu modda yük alınan yerler oldukça zorlaşıyor. Bir takım yollar üzerinde zorluklar var. Zor park yerlerinden hoşlanan arkadaşlar için, yani işi biraz daha zorlaştırıp biraz daha gerçekçi hale getirmek isteyen arkadaşlar için o mod çok iyi bir mod. Ben de kullanıyorum bunu. Örneğin işte yük alacağınız yerde dorseler, başka kamyonlar park etmiş oluyor. Onların arasından geçmek ya da dorseyi yük alacağınız yere yanaştırmak ya da yük boşaltacağınız yere yanaştırmak oldukça zor oluyor. Ama bu da daha gerçekçi geliyor bana. Çünkü birçok yerde tır şoförlerinin böyle zorluklarla karşılaştığına eminim gerçekten. Hayat tırcılar için çok da kolay değil. Kullanmak isterseniz o şeyin linkini de video açıklamasına veririm. Gerçi bununla ilgili de bir Zor Park Yerleri diye bir tane son hazırladığım video vardı.
O videoda da var o link. Ama yeni versiyonu çıkmış. O yeni versiyonu kurdum ben. Siz de onu deneyebilirsiniz. Yükümüzü aldık. Şimdi rotamızı da düzenleyelim de adanın etrafında dolaşacak şekilde. Evet. Adayı çepeçevre dolaşmış olacağız arkadaşlar. Yolda girilebilecek şehirler varsa onlara da bir uğrarız. Yük alınabilecek, boşaltılabilecek yerler varsa onlara da bir bakarız. Neler var, neler yok adada görmeniz için. Evet arkadaşlar. Yolculuk başladı. Uğurlar olsun. Şimdi gene hikayemize dönecek olursak, bu Çernobil hikayesine söylenmesi gereken birçok şey var. Çernobil ile ilgili o verdiğim belgeseli izlerseniz, burada aslında bu tesisteki bir hatadan değil, insan hatasından kaynaklı bir kaza olduğunu görebilirsiniz. Yani en azından bu kazadan sonra Sovyetler Birliği'nin oluşturduğu raporlar, o dönemin canlı tanıkları gibi insanlardan alınan bilgilerle derlenmiş bir belgesel, bu da ortaya bir insan hatası olduğu gerçeğini çıkartıyor. Yani aslında tesisin bir kabahati yok. Ama mesela Amerika'da da bu Three Mile Island dediğimiz nükleer santralde de bir kaza oldu demiştim daha önce. Burada kaza da sadece bir arızalı vana yüzünden meydana gelmiş. Örneğin. Bu Fukushima denen yerdeki nükleer santralin nükleer santral kazası da bir depremden sonra meydana gelen tsunami'nin arkasından olmuş. Yani aslına bakarsanız yani prensipte santrallerin herhangi bir kusuru yok. Ama santrali işleten, santralde çalışan insanların kusurları ya da santraldeki kullanılan herhangi bir malzemedeki ya da herhangi bir aletteki herhangi bir hata, oluşabilecek hata ya da bir işte bir doğal afet gibi şey bu santrallerde kazaların olmasına sebep oluyor. Oran çok düşük, evet, ama örneğin bir uçak düştüğünde 300 kişinin öldüğünü bilirsiniz. Mesela bizim Soma'da maden kazası olduğunda 300 küsür tane insanın öldüğünü bilirsiniz. Ama o insanlarla sınırlı kalır. Onlara da bu arada Allah'tan rahmet diliyorum. Soma'da ölen madenci arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Ama o kazanın o sayıyla sınırlı kaldığını bilirsiniz. Ama bu nükleer santrallerde durum çok farklı. Çünkü yıllar sonra bile ölümler gerçekleşiyor. Çünkü o civarda yaşayan insanlar yoğun olarak bu radyoaktif bulutlara, serpintilere maruz kalıyorlar. Ve o serpintilerde radyoaktif yanıkları, radyoaktivitenin meydana getirdiği bir takım hastalıkları yanı sıra getiriyor insanlara. Biz bunu Türkiye'de bu çaydan hatırlıyoruz. Karadeniz'de bu radyoaktif serpintinin olduğunu, o dönem çaylarında radyo aktiviteye maruz kaldığını
iddia eden gazete haberlerine o dönemin Tarım Bakanı'ydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir çay demletip çayı içmiş, bak işte radyasyon falan yok, ben içiyorum çayı demişti. Yani ülkemizde ilginç insanlar var. Radyoaktivitenin fare zehir gibi falan olduğunu düşünen devlet adamları yönetiyor insanı. Yani içtiğiniz zaman küt ölüvereceğinizi zanneden insanlar. Radyoaktivite öyle bir şey değil tabii. Bunların verdiği hasarlar yıllar sonra ortaya çıkıyor. Radyoaktiviteye maruz kalmazsanız hiç yaşamayacağınız hastalıklar bu sebepten ortaya çıkıyor. Şimdi bu nükleer santraller hemen hemen bütün ülkelerde tartışma konusu. Özellikle çevreci dediğimiz insanlarla devlet yönetimleri arasında sık sık tartışmalara sebep olan, hatta halk arasında da nükleer enerjinin faydalarına inananlarla onun tehlikesinin daha kötü olduğunu iddia edenler arasında sık sık tartışma konusu oluyor bu nükleer enerji. Tabii nükleer enerji, az önce de söylediğim gibi, dünyanın enerji ihtiyacı arttıkça kolay kolay vazgeçilemeyecek gibi duruyor. Ama bugün şöyle yanlış bir kanı da var. Nükleer enerjinin gelişmişlik endeksinde önemli bir yere sahip olduğunu düşünen bir kesim var. Yani bir nükleer enerji santraline sahip olduğunuzda gelişmiş ülkeler seviyesine yükseldiğini zanneden bir insan kesimi de var. Tabii ki öyle bir şey yok, çünkü nükleer enerji santralleri belli bir teknoloji gerektiren, yani bir teknolojiye sahip olmayı gerektiren ve bu teknolojiye sahip olan ülkelerin yapabildikleri santraller. Dolayısıyla bunlar gelişmiş ülkelerde, bazı da gelişmekte olan ülkelerde, yani parası olan ülkelerde var. Şimdi burada insanların kafasını karıştıran konu şu. Mesela şimdi Almanya kendi nükleer santralini yapabilir, Fransa yapabilir, Amerika, Rusya, Japonya, Güney Kore kendi santralini yapabilir. Ama her nükleer santrale sahip olan ülke kendi nükleer santralini yapamaz. Dolayısıyla bu bir gelişmişlik ölçüsü değil. Kaldı ki nükleer santrallerin yapılma tarihleri, yani başlangıç tarihleri neredeyse 1950'li yıllara dayanıyor. 1950-60 yılları arasında bu nükleer santraller pıtrak gibi her tarafta belirmeye başladı. Çünkü o dönem işte İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombayı falan da düşünürseniz, atom enerjisinin, yani nükleer enerjinin çok küçük maliyetlerle çok büyük enerji üretebildiğini fark etti ülkeler. Yani şöyle söyleyeyim, işte atıyorum, yani tabi bunlar gerçek örnekler olmayacak şimdi verdiğim örnekler, ama şöyle söyleyeyim size, mesela bir zeytin boyutundaki bir nükleer yakıtın yaklaşık 10-15 tır dolusu kömür kadar, hatta 100 tır dolusu kömür kadar enerji verebildiğini düşünürseniz, nükleer enerjinin ülkelerin niçin tercihi olduğunu anlayabilirsiniz. Ama tabii nükleer enerjiden yararlanmak için sadece nükleer santralleri yapmak yetmiyor. Nükleer santrallerin yanı sıra nükleer yakıtı da üretebilmeniz gerekiyor. Peki nükleer yakıt bir tarlada yetişen bir şey değil. Nasıl elde edilir nükleer yakıt? Uranyum gibi, plütonyum gibi bir takım
maddelerden elde edilen bir şey bu. Ama burada da başka bir sıkıntı var. Bu ürünü, yani bu yakıtı kendiniz elde etmeye kalktığınız zaman dünyada hemen dikkat çekiyorsunuz. Çünkü bu yakıtı elde etmeye başladığınız zaman aynı zamanda nükleer bombaya sahip olma imkanına da sahip oluyorsunuz. Mesela bugün İran'da bu nükleer yakıt üretimiyle ilgili çalışmalara dünyanın getirdiği ambargo, son günlerde Amerika'nın bu konudaki Türkiye'yi de ilgilendiren bir takım kararları hep bu endişenin neticesinde. Yani İran'ın nükleer yakıt üretmeye çalışırken aslında bir nükleer bombanın altyapısını hazırlamaya çalıştığı iddiası var. Dolayısıyla bu tartışmanın az gelişmiş ülkelerde bitmesi mümkün değil. Böyle olunca ne oluyor? Nükleer santrali kuruyorsunuz ya da kurduruyorsunuz başka bir ülkeye. Mesela bizim örneğimizde, Türkiye örneğinde Rusya ile yapılan bir anlaşma var. Örneğin Akkuyu'da yapılacak bir nükleer santral. 3 tane şu anda nükleer santral, hatta 4 tane planlanıyor Türkiye için. Bunlardan üçünün yeri belli, bir tanesinin henüz yeri belli değil. Bu nükleer santralleri kurduktan sonra bunun yakıtını da dışarıdan almanız gerekiyor. Nükleer yakıt dediğiniz şey de böyle kömür gibi dünyanın herhangi bir yerinden ya da istediğiniz bir yerinden alabileceğiniz bir şey değil. Bu yakıtı üretebilen, aynı zamanda dünyanın da kabul ettiği, yani bu yakıtı üretmesini dünyanın da kabul ettiği ya da dünyaya bunu kabul ettirmiş bir takım ülkelerden almak durumundasınız bu yakıtı. Yani bizim örneğimizde yine Rusya'dan alınacak bu yakıt. Peki o zaman ne oluyor arkadaşlar? O zaman olan şu. Nükleer santrali yaptırıyorsunuz. Bu çok büyük bütçeli bir iş aynı zamanda nükleer santral. Bu nükleer santrali yaptırıyorsunuz ve yakıt da bu ülkeden almak durumundasınız. Yine bizim örneğimizde olduğu gibi Rusya'dan almak zorundasınız bu yakıtı. Peki bu yakıtı aldık. Ne zamana kadar? Hangi fiyattan? Ve bu maliyet, mesela bir nükleer santralin de belli bir ömrü var. 50 yıl, 60 yıl gibi ömrü var örneğin nükleer santrallerin. Yaptığınız yatırım hem 60 yılda kendini amorti edecek, hem bu 60 yıl içinde ya da 50 yıl içinde artık ömrü neyse, ama 60 yıldan fazla olmadığını kesinlikle biliyorum. Yani bizim sözleşmelerimizde ne, onu bilmiyorum sadece. 60 yıl diyelim. 60 yılda hem yaptığınız yatırımı amorti edecek, hem de bu 60 yıl içinde alacağınız yakıtları amorti edecek. Nükleer yakıtları. Tabii böyle bir durumda siz nükleer yakıtı kendiniz üretmiyorsanız, santrali de kendiniz kuramıyorsanız, o zaman elektrik fiyatında bir düşüş olma ihtimali yok. Yani hangi yoldan elektriği üretiyorsanız, örneğin işte doğalgazdan, kömürden ya da barajlardan, artık nelerden elektriği üretiyorsanız bunların maliyetinin altına kesinlikle düşmeyecek. Yani ucuz bir enerji temin etmiş olmayacaksınız. Bunun yanı sıra ülkenin belli bölgelerine birer tane bomba yerleştirmiş olacaksınız. Pimini kimin çekeceği belli olmayan, çekilir mi çekilmez mi bilinmeyen bombalar yerleştireceksiniz. Şimdi Allah biliyor ya, yani kendi adıma konuşuyorum. Bizim ülkemizde liyakat denen şey eskiden beri yok. Yani bunu bir bugünün siyasi iktidarına bir gönderme olarak kesinlikle düşünmeyin.
Eskiden beri böyle. Ben 62 yaşına giriyorum. Kendimi bildim bileli hep A partisinin, B partisinin, o belediye başkanının, bu belediye başkanının adamı, eşi, dostu en olmadık yerlerde görevlere geldiler. Şimdi herhangi bir meziyeti olmayan, herhangi bir kabiliyeti olmayan insanlar bu görevlerin başına geldiklerinde olabilecek şeyleri inanın düşünmek bile istemiyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Ha, şöyle bir ülke olabilir. Ülkede çalışan insanlar, iş yapan insanlar liyakate göre seçilir. Yani o işin ehlidir. O işi becerebilecek kabiliyette, eğitime, yeteneklere sahiptir. Ve işler için bu tür insanlar seçilir. O zaman olabilir. Ama bizde insan hatası bitmez. Ve Soma'dan örnek işte. Yani Soma örnek. Son yıllarda yaşadığımız tren kazaları bunlara örnek. Yani bakan çıkıyor işte sinyalizasyon olmasa ne olur? Şimdiye kadar sinyalizasyon mu vardı bile diyebiliyor yani. Şimdi bu vasıfsız insanların yönetebileceği bir iş değil. Ama Türkiye'de her şey olduğu için bu da olabilir. Yani TÜBİTAK'ın başına gelen işte ne bileyim hayvanat bahçesinden müdürü alıp da TÜBİTAK'ın başına müdür yapabilen bir anlayış. Oraya da nasıl bir adam getirir bilmiyorum. Bu belgeseli izlediğiniz zaman aslında insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu, özellikle bu nükleer santral içinden bahsediyorum. Çünkü yıllarca süren felaketlere sebep olabilecek şeyler bunlar. Oraya o belgeseli izlediğinizde insan faktörünün aslında bu işlerde ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Şimdi gelişmişlik demiştik ya az önce, hani ülkelerin gelişmişliği ile ilgili. Şimdi geçmişte bu nükleer santralleri kuran firma şeyler, ülkeler tabii belli bir gelişmişlik düzeyine sahip, işte yakıtlarını kendi üretebilen, bu teknolojileri kendileri üretip kurabilen ülkeler olduğu için nükleer santrallerin çok büyük bir kısmı bu gelişmiş ülkelerde. Tabii böyle olunca sanki nükleer santraller bir gelişmişlik ölçüsü gibi algılanıyor. Ama bugün durum farklı. Yani dünya yeni bir yere doğru gidiyor. Bu enerji işi de evriliyor yavaş yavaş. Şimdi yenilenebilir enerji kaynakları ön plana çıkıyor yavaş yavaş. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, denizdeki dalgalar, bunların hepsi elektrik üretmek için kullanılabilir. Ki kullanılıyor da zaten, yani kullanılabilirden öte kullanılıyor da zaten. Mesela Türkiye hem güneş enerjisinden enerji elde etmek için hem rüzgar enerjisinden, rüzgardan enerji elde etmek için hem de dalgalardan enerji elde etmek için çok verimli bir konuma sahip. Yani hem güneş enerjisini alabilirsiniz, hem rüzgar enerjisini alabilirsiniz, hem de denizden enerji elde edebilirsiniz. Dolayısıyla aslında tarih olmak üzere olan bir teknolojiyi bir gelişmişlik ölçeği olarak görmek son derece yanlış. Evet, bu teknolojiye kendiniz sahipseniz, yani kendiniz bu teknolojiyi üretip kullanabiliyorsanız, yakıtı kendiniz üretip kullanabiliyorsanız, o zaman tamam. Ama şimdi mesela işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Küveyt'te nükleer enerji santrali var. Peki bu ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğunu söyleyebilir misiniz? Adam çivisini, raptiyesini bile dışarıdan alan adamlar yani. Şimdi bunlar için gelişmiş ülke demek mümkün mü?
petrol var, para var. Para var, çare var. Yani bu adamlar gelişmiş ülke değiller. Ama böyle bir nükleer enerji santraline sahipler. Dolayısıyla hani ben bunları anlatırken işte bunun böyle bir gelişmişlik endeksi gibi algılandığını iddia edebilecek, yani kendi kendine hadi lan sen ne anlatıyorsun diyebilecek arkadaşlar vardır belki diye bunu da söylemiş olayım istedim. Bu arada yükü boşaltacağımız yere geldik arkadaşlar. Yükümüzü bir boşaltalım. Velhasıl arkadaşlar 33 yıl önce bugün dün yani dünya büyük bir felakete uyandı. O linkte vereceğim belgeseli lütfen bir izleyin. En azından bir fikir sahibi olmak için insan hatalarının, yanlış kararların nelere sebep olabileceğini, yani bu nükleer enerji konusunda aslında her işte böyle de, ama nükleer enerji şimdi konum olduğu için o yüzden söylüyorum bunu. Nelere sebep olabileceğini bir görün ki sizin de anlatabilecek, en azından başkalarına anlatabilecek şeyleriniz olsun. Nükleer enerji benim doğrusunu söylemek gerekirse zaten anlattıklarımdan da 3 aşağı 5 yukarı bir çıkarım yapmışsınızdır. Nükleer enerji benim tamamen karşı olduğum bir konu. Evet, enerjiye ihtiyacımız var. Evet, ucuz enerjiye ihtiyacımız var. Ama çözümü bize doğa zaten göstermiş. Rüzgar ve güneş. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.